Günaydın, iyi sabahlar. Para notasıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri konuşacağız. Erdoğan Turan, günaydın. Günaydın. Önce her zaman olduğu gibi başlıklara bakalım. Sonra piyasalara da bakacağız tabii ki. ABD borsalarında yükseliş vardı. Asya borsaları ne durumda? Bugüne nasıl başlayacağız? ABD vadiler neyi gösteriyor? Dün borsa İstanbul ve küresel piyasalarda olumlu hava vardı. Resesyon fiyatlaması hep var, hep gündemde ama bir miktar dün hafiflemiş gibi gözüküyor ama konuşacağız. Tüm bunları ekonomik koordinasyon kurulu dün toplandığı ve fiyat istikrarı vurgusu yapıldı. Özellikle yurt içinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin alınacak tedbirlerin ve gıda... aşağı enflasyona yönelik atılması gereken adımlar ele alındı. Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch küresel görünüm önemli ölçüde kötüleşti dedi. Yorumlar gelmeye devam ediyor. Hem bir taraftan küresel büyümeye yönelik e, revizyonlar var aşağı yönlü. Diğer taraftan da hem resesyon hem de stagflasyon yorumları gelmeye devam ediyor. Diğer taraftan Beyaz Saray ekonomide resesyon beklemiyor. Beyaz Saray Sözcüsü ülke ekonomisinde şu anda resesyon görmediklerini daha istikrarlı bir ekonomiye doğru geçiş sürecinde olduklarını açıkladı ki herhalde birazdan Erdoğan Turan yorumlar özellikle ABD borsalarında biraz da bunun fiyatlaması olduğu gibi. Biden ve Xi gümrük vergisini görüşecek. Enflasyon tabii ciddi anlamda dış politikayı da etkiliyor. Dış politika enflasyonu, enflasyon da dış politikayı etkiliyor aslında. ABD Başkanı Biden, Çin Devlet Başkanı Xi ile gümrük vergisini görüşecek. Şii şey ile bir görüşme yapmayı planlıyorum. Henüz bunun zamanını belirlemedik diyor ama e, burada bir hani bu özellikle yaptırımların, gümrük vergilerinin biraz ağırlığından bahsediyor. Amerika'da ikinci el konut satışları düşüyor. E, acaba gayrimenkul fiyatlarında tepe nokta görüldü mü? İngiltere için de yine aynı şekilde bir yorum vardı. İngiltere Merkez Bankası da diyor ki gayrimenkul fiyatlarında gerileme bekliyoruz demişti. Almanya benzinli otomobillerin otomobillerin yasaklanmasını reddetti dünya birden geçen yıl küresel e, iklim krizi e, çevreci ekonomi tüm bunlar çerçevesinde çok ciddi sert kararlar aldılar kararlı adı e, kararlar kararlı adımlar atacaklarını söylediler ama görüyoruz ki benzinli otomobillerin yasaklanmasını reddediyor Almanya Diğer taraftan e, bakıyoruz kömür tekrar gündemde kömür hiç kullanılmasın, tamamen ortadan kaldırılsın derken Avrupa kömürle elektrik üretimini arttırmayı planlıyor. Geçtiğimiz yılın çok ötesinde bir gündemle karşı karşıyayız. Erdoğan Turan hatırlarsan geçen yıl e, bu zamanlar hatta belki biraz daha geride tüm dünyada böyle büyük bir seferberlik başlamıştı. Bunu şöyle e, şunun için söylemiyorum yani yanlış bir şey olduğu için yani yanlış bir şey demek değil bu gerçekten de bir seferberlik yapılması gerekiyor. Gerçekten de tüm dünyanın harekete geçmesi gerekiyor. Küresel iklim krizi, küresel ısınma bugün Avrupa'da sıcaklıklar inanılmaz derece son 40 yılın 50 yılın en yüksek sıcaklıkları var. Yangınlar çıkıyor. işte Türkiye'de de yangınlar başladı sıcaklık nedeniyle e, maalesef ki. Dolayısıyla, Buna yönelik adımlar atılması gerekiyor. Buna yönelik çok ciddi kararlı adımlar atılacağına yönelik e, Avrupa'dan, tüm dünyadan mesajlar gelmişti ama biraz çark etme durumu söz konusu. Biraz mecburiyet de var tabi burada. Yani enerji ihtiyaç var. Dünya tükettiğimiz enerjinin kaynaklarına bakayım dedim. Bu enerji kaynaklarımız kullandığımız enerjinin %33 petrolden geliyor. %33'ü petrol. Petrolün 30. ağırlığı da galiba e, araçlarda kullanılıyor. E, tabii yani büyük çoğunluğu tabii, araçlarda tabii. kullanılıyor. Kömür %30, doğalgaz %24, hidroelektrik hidro enerji enerji %7, nükleer enerji %4. Yine, yenilebilir enerji kaynakları %2 şu anda pay olarak. Yani geleneksel olarak burada işte petrolün, kömürün payını hızlıca aşağı doğru indir indirmek plan hedef tamam ama hem salgın hem savaş sonrası ortaya çıkan tablo bu işin çok kolay olmayacağını gösterdi. Eski kaynaklara geri dönüyoruz. yani Mecburen dönüyoruz. E, enerji krizi var diyoruz. Her gün Euro bölgesiyle ilgili bir enerji krizi haberi okuyoruz, izliyoruz. Her ülkeden farklı açıklamalar geliyor, farklı tedbirler geliyor. E, alarm seviyesine geçiyorlar. Alarm veriyorlar orada. E, diğer taraftan bakıyoruz mesela... Almanya diyor ki Rusya'nın doğal gaz sevkiyatını azaltması ekonomik saldırıdır diyor. Rusya diyor ki Siemens işte e, bir ekipman göndermesi gerekiyor. O ekipmanı gönderemediği için e, bizim doğal gaz gönderimizde sıkıntı oluyor diyor. E, Almanya ekonomi ve İklim koruma bakanı da demiş ki. Rusya'nın teknik sorunlar gerekçesiyle Kuzey Akın Burat üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında kesinti yapmasını ekonomik saldırı olarak değerlendirmiş. Putin'in Avrupa gaz piyasasında kaos oluşturma planının bir parçası olduğunu dile getirmiş. Ve Almanya bugün e, baktığımızda %55 doğalgazda Rusya'ya bağlı, %25 petrolde Rusya'ya bağlı. Almanya Sanayi Federasyonu da diyor ki Rusya'dan gelen doğalgazın kesilmesi halinde ekonomide, kaçınılmaz bir resesyon olacağı uyarısında bulunuyor. Doğalgaz kesilirse Avrupa için çok zorlu günler gelecek. Yani tabii bu silah olarak kullanılıyor mu? Kullanılıyordur. Yani Putin e, ne nerede ne imkanı varsa Batı'ya karşı, Batı'nın ona karşı nasıl kullanıyor? Herkes birbirine karşı yaptırımları herkes birbirine karşı kullanıyor, değil mi? Tabii doğal olarak yani durduk yere olmuyor bu. Yani savaştan sonra ortaya çıkan tablo karşılıklı yaptırım aslında. Karşılıklı ekonomik saldırı. Yani işte Rusya'yı sivil sisteminden çıkarmak, Rus şirketlerini sıkıştırmak, işte Rus sermayesini sıkıştırmak nasıl bir ekonomik saldırı olarak düşünülebilirse Putin'in doğal gaz ve enerji üzerinden, petrol üzerinden attığı adamları da ekonomik saldırı olarak yorumlayabilirsiniz. Yani saldırı tek taraflı değil. Etki tepki. Kimin başlattığının da bir önemi yok ama sonuç itibariyle bu iş giderek daha sevimsiz bir hale geliyor. Aslında yaklaşık bir 20 yıl boyunca Rusya'ya güvenin bir faturası şu anda Avrupa Birliği'ne. Ortaya çıkan tablo bu. Yani ekonomik ilişkilerle Rusya'nın batı yanlısı tutum sergileyeceği tezi tamamen çöpe atıldı. Şimdi bu çöpe atılan tezin faturasını yaşayacak, yaşıyor Avrupa ülkeleri ve dünya. Daha fazla nükleer tesis, daha fazla kömür daha fazla enerji, enerji anlaşmaları hı hı. vesaire gündeme gelecek ve önümüzdeki kışı atlatmaya çalışacaklar. Daha Sonuçta, kış var. Yani bu günler aslında iyi günler. Enerji ihtiyacının çok 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 yüksek olmadığı günler diyelim. Kışın daha fazla olacak bu. E bölgenin tabii bir enerji bağımlılığı var. Yani Norveç Charles o bölgede birkaç bölgeden başka e, petrol kaynağı bulmak imkanı yok ve orada da Yeni haberler gelmiyor, kapasite belli. Hızlı bir çözüm olarak sadece depoları doldurup, eee LNG tesislerini işte İspanya gibi, İtalya gibi ülkelerde, limanları olan ülkelerde kurup işte doğalgaz ihtiyacını bu şekilde çözmek olarak konuşuluyor ama bilemiyoruz tabii. Yani şu anda doğalgaz depolama tesislerinde doluluk Almanya için %58 düzeyinde Kasım 2022'ye kadar bunu %90'a çıkarmayı planlıyor. Kasım Kasım 2022 yani bu yılın sonuna kadar çıkarmayı planlıyor. Danimarka olası gaz arzı kesintileri için erken uyarı ilan ediyor. Yani bu sadece Almanya için değil diğer tüm ülkeler için de yaşanan bir durum. Tabi orada bir şey yok yani orada bir tane ülke hazır değil ki şu ortamda yaşanan bu sorunlardan etkilenmesin diyebilelim. Öyle bir ülke yok şu anda. Mesela Almanya diyor ki. E, büyük firmalar bu yaz doğalgaz kullanımını azaltmaya hazır. Yani doğalgaz kullanımını azaltmaya hazır demesi üretiminde düşmesi anlamına gelir. Evet. Yoksa evet hazır hazır olması da çok rahat yani banayı kapatırsınız hatta hiç kullanmasınız isterseniz de o zaman üretim ne olacak? Yani tüketmeyebilirsiniz. Yani. Tüketmeyebilirsiniz. Ama bunun sonucu ekonomik aktivitenin yavaşlaması demektir. Zaten bu bekleniyor yani Euro bölgesi için daha yavaş bir e, ekonomi beklentisi zaten var. Bunu bir çözüm olarak söylemekse çok doğru değil. Yani şirketlerimiz, üreticilerimiz daha daha az doğal gaz kullanmayı hazır demek. Sadece üretimin kısılmasının planını kabaca yaptık. Bunu da şirketler yavaş yavaş hazır oldular demektir. Bu iyi bir haber değil. Peki şimdi e, tabii hani hep konuştuğumuz konu ve hep özenilen konudur aslında belki hani Avrupa'nın e, birçok özelliği, özenilecek tarafları da vardır bu arada. Yani Var, olmaz olmaz mı Sonuçta hani gelişmiş ülkeler özenilecek tarafı da vardır ama bazen hani fazla özenmeden fazla beğenmeden Hani kendi ülkemizde yapılan belki şeyleri görmezden gelebiliyoruz bu zaman zaman olabiliyor şimdi bugün itibariyle baktığımızda bugün tabloya baktığımızda Aslında tabii bu böyle bir şeyin böyle bir şeyi beklemek zor yani önce bir pandemi yaşanacak ardından bir savaş çıkacak Rusya ile Ukrayna Savaşı çıkacak Sonra Rusya'ya karşı çok ciddi batının bir yaptırımı olacak. Başta Amerika, Avrupa, İngiltere olmak üzere. Bunun karşılığında birçok şeyi göze alacaklar. Ve sonrasında çok ciddi bir kriz yaşayacaklar. Ne krizi? Enerji ve gıda krizi yaşayacaklar ki hani enerji ve gıda aslında çok hani temel ihtiyaç. Olmazsa olmaz şeylerden bahsediyoruz. Şimdi Türkiye bu anlamda ne yaptı ve bugünlerde aslında Türkiye hangi konumda bu duruma yani böyle bir küresel ortama giriyor diye baktığımızda aslında eğer e, kömürle ilgili grafiğimiz var mı arkadaşlar onu getirebilir miyiz? Şimdi kömür Türkiye'de hani özellikle ve özellikle Avrupa'da işte Paris İklim Anlaşması, küresel e, ısınma… Bunların öncesinde de kömür konusunda doğalgaz boru hatlarını sonra alacağım. Kömürle ilgili bizim bir grafiğimiz olması lazım. Üretim, tüketim ve onunla ilgili bir dünden hazırladığımız grafik. Evet. Ciddi anlamda bir hani e, engellemelerle de karşılaşıldı. Kötü örnekler yok muydu? Yine bir tarafa koyayım. Kötü örnekler vardı. Yani işte termik santrallerde havayı kirleten veya kömür madenlerinde havayı kirleten ama sonrasında ciddi anlamda bir iyileştirme yapıldı. İşte e, filtreler olsun, diğer taraftan kömür maden sahalarındaki iyileştirmelerle daha işte çevreyi kirletmeden e, kömür çıkarma, o kömürü işleme imkanları var. Yok değil. Şimdi Türkiye'nin kömür üretimine bakacağız. Rezerv 20 milyar ton. 20 milyar tonluk bir rezerv var. Ama şöyle bir şey, kalori konusunda 2000 kalorinin altında Türkiye'deki kömür. Yani kalorisi düşük. Ama düşük de olsa o ka o düşük kalorili kömür elektrik üretiminde kullanılabiliyor. Üretim 100 milyon tona çıkarıldı. 30 milyon tonlukta ithalat var. O 30 milyonluk ton ithalat da o 2000 kalorinin üzerindeki kömür e, ithal ediliyor. Ama 100 milyon tonluk bir üretim var. 20 milyar... Tonlukta bir rezerv söz konusu. Ki biz burayı nerede görmüştük? Ee, biz bunu Türkiye'nin maden ve enerji politikası, e, milli enerji ve maden politikası metninde görmüştük. Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde. O dönemde çok ciddi anlamda yerli kaynakların kullanımı ve çeşitlendirilmesi konusunda teşvikler, destekler veriliyordu. Peki yerli ve hani yerli kaynakların kullanılması neden önemli? İşte bugün geldiğimiz noktada bunu çok net şekilde görüyoruz. Yerli kaynağın önemini. Kaynakları kullanmaya dönüyor şimdi bir de herkes. Yani kaynağınız varsa isterse bu enerji alanında kömür olsun, isterse işte hidroelektrik tesisler kurma imkanınız olsun. bunu bir an önce kuralım çabası var. Ya Türkiye'nin asli kaynaklarına ulaşıp o kaynakları kullanamadıktan sonra yani buna Türkiye demeyelim, herhangi bir ülkede içinde aynı şey geçerli. O ülke kendi e, potansiyelini gerçekleştiremiyor. Burada biz Türkiye'nin enerji ihtiyacının e, yaklaşık yüzde 60'ının fosil yakıtlardan karşılandığını görüyoruz kabaca. İşte bunun yüzde 31'i petrol, yüzde 28'i doğalgaz, %27'si yüzde kömür. Kömür az değil e, ve Tabii ki işte bunun çevreye katkı etkisi vesaire de var ve işte buradaki oranların biraz yüksekliği e, sera gazı emisyonunda bizi de biraz yukarıda tutuyor. Yani bizim de içeride yeşil enerji, temiz enerji ihtiyacımız var fakat bugün konu olabildiği kadar yeşil kalalım, olabildiği kadar temiz kalalım olamadı ne yazık ki. E, gündemden çıkarmayı düşünen ülkeler hızlıca tekrar kömürümüz mü var? Onu çıkaralım. Petrol kaynakları mı var? E, yeni yatırımlar mı gerekiyor? Gözden geçirelim. İşte sen haberlerin başında verdin. E, 2035'te Almanya'da benzinli araçların üretimi yasak. Hayır, yasaklanmasın. Bu iş daha uzatılsın. Geçiş süreci yani o kadar kolay olmuyor. Hele ki şu ortamda. Dünyanın e, maliyet enflasyonu yaşadığı, üretim maliyetlerinin çok yüksek olduğu, üretim maliyetlerinin içerisinde de enerjinin payının net olarak hissedildiği bir ortamda enflasyonu düşürmek isteyen herkes dönüp bakıp, bakıp, şuna bakıyor. Yani ben nereyi kullanabilirim? Neyim var? Yani gücüm nerede benim? Çünkü küresel ölçekteki bu fiyatları engellemeye, durdurma, müdahale etme imkanım yok ama hiç olmazsa ithalatımı azaltabilirim. Bizim cari açımızda bir yükseliş söz konusu. Sene başından bu yöne sürekli artıyor. Neden? çünkü e, sene başından bu yöne petrol fiyatı sürekli artıyor. 77 dolardı. 110 dolara geldi. 130, 133 doları gördü. Petro fiyatları arttıkça bizim cari açımız da artıyor. Çünkü enerji ve altın artık cari fazlamız var. Bunun kuru etkisi var, bunun enflasyon etkisi var vesaire. Ama dönüp dolaşıp eğer dengeli, sağlıklı bir ekonomiden bahsediyorsak o ülkenin önce kendi kaynaklarını kullanıp kullanmadığına bakmamız lazım. İthal ikameci midir? İthalata bağımlı mıdır? Ya da ekonomik aktivitesini canlı tutmak için örnek vereyim. Yani paraya dışarıdan gelecek tasarrufa mı ihtiyaç var? dışarıdan gelecek enerjiye mi ihtiyaç var? Ham maddeye, ne kadar bağımlı? Bu bağımlılık tabii ki mutlaka bir derecede her yerde var. Yani ürettiğiniz her şeyin kaynağını bu ülke içerisinde bulamazsanız Yani hiçbir böyle bir şey yok. Ama ülkenin kaynakları varsa bu kaynaklara ulaşmak da bir irade istiyor. Varsa kullanacağız. Nükleer tesislerimiz olacak. Kömür kaynaklarımızı kullanacağız. Yenilenebilir enerjiye yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Ve enerjide dışa bağımlılığımızı arttırmak durumunda olan. bir Türkiye için farklı bir yoldan bahsedeceğiz. Enerjide dışa bağımlılığını azaltabilen bir ülke. Bütün mesele bu. Yoksa bu dert bitmeyecek. Yani bugün işte dün salgın vardı. Bitmeyecek. Bugün Rusya savaşı vardı. İşte ertesi gün diyelim ki İran kesti doğalgazı bize, değil mi? Evet. Kesti. Görmedik mi? Fabrikalarımız durdu bir hafta on gün. Hep böyle bir diken üstünde olma hali var. Ya bana birilerin elinde kaldığı sürece aslında sizin her şeyiniz bir derece birilerin elinde kalıyor. İşte o birilerin elinden almak lazım, alabildiğimiz kadar. Şimdi e, enerjide dışa bağımlılık. Evet. Yani aslında bakarsan en önemli konu. Şimdi kömür bu sadece hani elektrik üretimindeki e, faktörlerden bir tanesi. Yani ham maddelerden bir tanesi. İşin %30'u diyelim kabaca. Hatta onun grafiklerini de getirelim. Şimdi Türkiye ne kadar elektrik üretiyor ve bu elektriği nereden karşılıyor? Türkiye'nin e, bugün elektrikte kurulu gücü 100 bin megawatt saati geçti ve dünyada 14. sırada bunu görüyoruz. Ve bu ürettiği elektriğinde %54'ü e, yenilenebilir kaynaklardan. Yani kendi kaynaklarımızdan aslında %54. Şimdi bu e, Türkiye'nin elektrik ihtiyacı. 2021 rakamları hemen sol tarafta. Üretimde %8'lik bir artış olmuş. 331,5 milyar kilowatt saat. Tüketim %7,7 artmış. 329,6 milyar kilowatt saat. Yani üretimle tüketim kafa eşit. kafaya eşit. Eşitler. Peki biz elektriği nereden üretiyoruz? bu 2021 biraz sonra 2022 son rakamları da vereceğim. %32 2021'de %31,4'ü kömürden üretilmiş. Şimdi kendi 20 milyar tonluk kömür rezerviniz var. O rezervi kullanmanız bunu daha fazla arttırabilirsiniz. Doğru mu? İstiyorsanız. Evet. evet. %32,7'si doğalgazdan. Burada dışa bağımlısınız. Evet. Ee, Karadeniz'de bulduğum, bulduğumuz bir Doğal gaz rezervi var 540 milyar metreküp. Bunun devreye girmesi buradaki sizin ee, bağımlılığınızı azaltacak. Belki daha büyük rezervler bulacaksınız. Daha çok azalacak, ortadan kaldıracak belki. Veya kömürü kullanmaktansa doğal gazı aynı miktarda veya daha fazla kullanacaksınız. Fakat aradaki makas yerli kaynaklardan karşı. Yerli kaynaklar. Yine bir tercih yapma imkanı var yani. %16,8'i hidroelektrik enerji. %9,4'ü rüzgar, %4'ü güneş, %3,2'si jeotermal. Şimdi bu 2021. Bir de 2022'yi alalım. 2022 rakamlarını. 2022 Mayıs'ı aldığımızda ise bu bu sefer %31,3'ü hidroelektrikten gelmiş. %25 doğalgaz. O çok fazla değişmiyor. Hı hı. %20'si kömür. Kömürün payı azalmış artan %10,9 rüzgar %8,3 güneş %1,7 jeotermal. Net olarak artan, hatta bir önceki tabloda %16'lık paya sahipti rüzgar, güneş ve jeotermal e e kaynakların kullanımıyla o elektrik üretimi burada neredeyse %20, yaklaşık 4 puanlık artış var. Bunlar temiz enerjiden. Temiz enerjiden. E çok ciddi anlamda şimdi hani özellikle rüzgar, güneş Peki biz rüzgar güneş de var mıydık daha önce? Yoktuk. Bir bakalım onun grafiğini de bir getirelim mi? <laughs> Şimdi hani hep konuşuluyordu ya bu kadar rüzgarımız var, güneşimiz var. Biz bunları kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz, ne kadar kullanıyoruz? Şimdi yıllara göre rüzgar enerjisi kurulu gücü geliyor ekranlarınıza. Ee, 2010'da 1375 megawatt saat. Bu 2015'te 4732 megawatt saat. Ve 2021'de 11.101 megawatt saat. Ve bugün Türkiye'de üretilen 2021'de Türkiye'de üretilen toplam elektriğin yüzde onu rüzgar enerjisinden sağlanıyor. Yüzde on az bir rakam değil. İnanılmaz iyi bir rakam. Yani. yani diğer ülkelerle, yani bu işe daha önceden başlamış ülkelerle kıyaslandığı zaman neredeyse birbirine çok yakın bir paya sahip diyeceğiz genel üretim pastası içerisinde hızlı mesafe etti çünkü seçicilik vardı burada ayrımcılık vardı pozitif ayrımcılık yatırımlar desteklendi kredi koşulları uygundu devlet destek verdi alım garantisi verdi ve böylece hızlı bir şekilde yani çok da fark etmedik aslına bakarsan haberlerde geçti ama konunun üzerine çok eğilmedi. fakat burada çok ciddi bir dönüşüm var yine çok farklı bir yola girilmiş bunu çok sık konuşulması lazım belki. Hani temiz enerji olsun olsun diyoruz ya olsun demekle olmuyor. Hani bal Buraya bal yatırım demek, gerekiyor. Bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Yani <laughs> harekete geçmek lazım. Harekete geçiyor Türkiye bu konuda. Peki güneşe de bakalım. Şimdi bu rüzgar ve Türkiye'de kullanılan elektriğin %10'u rüzgar enerjisinden geliyor. Güneşe baktığımızda 2021'de payı %7,8. Son rakama biraz evvel bakmıştık %8'in üzerine %9'lara yaklaşan bir payı var. Yine burada da %10'luk bir paydan bahsediyoruz ve İkisini topladığında %20, Türkiye bugün elektri ürettiği elektriğin %20'sini rüzgardan ve güneşten, güneşten. elde ediyor. 2014'te yok, sıfırmış. Yok, 2014'te yok. yok. Yani 7 yılda %8'e, %9'a yaklaşmış bir paya sahip oluyor. Yani bu çok hızlı bir hareket aslında. Özel sektörün de tabii burada ilgisi çok yüksek doğal olarak da. Yani burada itici güç, hani diyoruz ya ekonomide bazı alanlarda devletin, böyle bir yön göstericiliği, iticiliği, itici derken hadi harekete geçelim, hep beraber bir şeyler yapalım deme hali enerjide bize çok kısa sürede sonuçlar veriyor. Yani enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her habere, her yatırımı da dikkatlice ve çok değerli bir şekilde değerlendirmek lazım. Yani buraya yatılan yatırım geri dönüşü, geri dönüşü sorgulanacak bir yatırım değil. Geri dönüşünü çok hızlı alıyoruz. 7 yılda böyle bir değişim e, inanılmaz bir tablo değişimidir. Yani tekrar etmek lazım. Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Belgesi açıklandı 4 yıl önce. 4 yıl önce %1'ler düzeyinde olan elektrik içindeki payı %10'lara geliyor. E çünkü bizim bile aklımıza geliyor artık. Mesela çift, tarımla ulaşan insanlara, tarlaları boş olanlara değişik yerlerden fikirler. Ya yani tarlanız boş, bölgede güneş enerjisi kurma imkanınız yok mu sizin? Hiç aklımıza gelmedi. Ne yapabiliriz? Sulamada kullanıyorsunuz. Ne yapabiliriz? Ya yani güneş tarlası kurun. Bankalar çok uygun kredi koşulları ile veriyor size. Devletin oradaki elektriği alım garantisi var size. Sadece tesisi kuracaksınız, kontrol edeceksiniz, sisteminizi kuracaksınız ve işte ikinci yılın sonunda buraya yaptığınız yatırım tamamen size kar olarak kalıyor. Ya da e, sulama yapabilirsiniz güneş enerjisini kullanarak. Bu, evet. bu da teşvik ediliyor. Veya fabrikalar bugün çoğu fabrika. Ya yeni yapılan fabrikalarda e, çatılar güneş enerjisi sistemi, ya da dönüşümle eski fabrikalarda güneş enerjisini kullanmaya başlıyor. Yani böyle iyi, iyi bir furya oldu bu, iyi bir trend oldu. Şimdi konutlarda da e, bu durum söz konusu. Konutlarda e, yeni, yeni konutlarda da güneş enerjisi kullanılması hali söz konusu. Güzel. Tablodaki değişimi mutlulukla takip ediyoruz biz. Ama yeter mi? Hayır, yetmez. Şimdi biz İstanbul'dan Ege'ye kadar indiğimiz bölgede, işte Bandırma'dan da bilirsin. Teşekkür ederim. Görüyoruz. Her taraf rüzgar gülleri. Rüzgar, rüzgar gülleri. Yani. Çanakkale'de. Çanakkale. Ama bu tek başına yeterli. Değil. Her alanı kullanabiliyor muyuz? Yani daha gidecek yolumuz var mı? Çok var. Hızlı mesafe ettik ama henüz e, bu koşu bu yarış bitmedi. Peki topladık mı yüzde yirmi? Yüzde yirmi oldu %20 temiz 20 enerji. Yüzde yirmi temiz enerjiden oldu. E, kömürden. Kaç yıl oldu? Eee i̇şte 4-5 yılda olan bir şey bu. 2014'ten aldığın için 2014'ten sayıyorum. sıfırdan sıfırdan gelme işte yaklaşık 7-8 yıl. Peki şimdi kömürden %20'lik bir elektrik üretimi var. Oradan da bir o zaman hani yuvarlak hesap yapıyorum yani tabii, hani tabii. bakkal hesabı. Yani bir, bir puan iki puan şey değil evet. He, yani 25-30 oradan koysan %50 kömür işte yenilenebilir enerji. Şimdi bir de Türkiye'ye girecek olan nükleer enerji. Evet. Mesela bu konuda da çok ciddi hani eleştiriler vardı ama şimdi mesela kömür konusunda eleştiriler vardı. Şimdi bak Avrupa kömüre döndü ya hmm. o eleştiriler yapılmaz. Çünkü Avrupa yapınca o iyidir. O zaman iyidir. Şimdi nükleer konusunda Avrupa vazgeçiyordu deniyordu ama Avrupa'da nükleer santraller gittikçe artıyor. Hatta Fransa'da %70'i elektrik e, Türk, e, Fransa'da kullanılan elektriğin yüzde nükleerden sağlanıyor. Orada 20'ye yakın yeni tesis kurmayı planlıyor. Yeni tesis plan kurmayı planlıyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye'deki nükleer santral konusu da hani e, çok fazla konuşulmaz artık fazla. Ya Fransa'da adamlar yeni tane yeni tesis kurmaktan bahsediyor. Biz daha ilk tesis kurma, kurma <laughs> aşamasındayız. Tamam herkes farkında riskin biliyoruz. Evet yani kömürün de riskinin farkında, riski. petrolün de, evet. doğalgazın da. Yani bunlar iyi şeyler değil elbette de ne yapacağız yani aynı şeyi söylemek durumunda kalıyorum. Enerji ihtiyacımız var. Bu enerji ihtiyacını karşılamadan şu oturduğumuz, şu yediğimiz, yediğimiz neyse yani bizim hayatımızın temelinde bu var. Bunun olması için de ihtiyaçlar belli. Daha başka başka bir imkan varsa keşke olsa da onu kullanıyor olsak. Şu yanlış. Ya Türkiye'de temiz enerji kaynakları var. Türkiye bu kaynakları göz ardı etti. Gitti döndü nükleer gibi bir riske. işte gitti döndü yatırımlar gerektiren doğalgaza. Gemiler alınıyor, işte yatırımlar yapılıyor. Bu, bunu böyle söylemek çok mantıklı gelmiyor bana. Hepsini kullanmak zorundayız. Temiz enerjinin toplam enerji içindeki payını arttıralım. Daha yüksek olsun bu. Tabii %100 olsun, keşke %100 olsun. Ya, ama yok işte. Rüzgar esmedi. Ne yapacağım? Geçen yıl Avrupa'da yaşandı. Yağmur yağmadı. Ne yapacağım? Yani kömürün de bir sonu var. O kaynağın da sonu var. Şimdi Avrupa'da her kaynağın sonu var. Avrupa'da nükleer tesis tartışmaları tabii ki doğal olarak yani insanların yaşadıkları alanlarda bir de bu tesisler. Küçük küçük şeylerden bahsediyoruz biz. Nükleer santrallerden böyle devasa Çernobil gibi değil. Yani şehrin içinde neredeyse. Bunlar varken ve bunlar daha fazla yapılacakken Avrupa'da bizim burada tartışmamız gereken konu Türkiye'deki nükleer tesis sayısı değil. Türkiye'deki nükleer tesis sayısını nasıl arttırmamız lazım? Nasıl arttırabiliriz? Buraya da yatırım ihtiyaç var. Yapmayalım. Enerjide dışa bağımlılığımız devam etsin. Ne nükleere yatırım yapalım, ne işte temiz enerjiye yatırım yapalım. Ne yapalım? Verirlerse alalım, vermezlerse oturalım. oturalım. Öyle mi? Oturabilir misiniz? Ya oturamazsınız. Oturduğunuz yerde çürürsünüz. Yani ekonomide öyle oturmak diye bir şey yok. O yüzden o konu kapandı şimdi Avrupa yapınca mı? 2023'te Akkuyu Nükleer Güç Santrali devreye girecek. Ve bu da Türkiye'nin elektrik talebinin %10'unu karşılayacak. %10. %10'luk bir e, talebi karşılayacak. Avrupa'da bu ortalama %20'ye tekabül ediyor. Yani. Bazı ülkelerde %10 dediğim gibi Fransa'da %70'e kadar çıkıyor. Tabii ortalamasını söylüyorum. %20'ye evet. Yeni e, nükleer santraller kurulacağını da söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde. Ve nükleer santralde %10'luk bir Türkiye'nin elektrik talebini karşılayacak. Şimdi tekrar sayarsak kömür, nükleer santral, yenilebilir enerji, bunun içine rüzgar, güneş, jeotermal, e, jeotermal hidroelektrik hı hı. bunları koyarsan burada vana senin elinde. Evet. Burada vana kimsenin elinde değil. Ayrıca bir de know-how alıyorsun. Yani He, bir de yani bunların Tabii. Hep oraya da gelecektim. Ee, nükleer tesisleri için. Güneş enerjisi. Şimdi sen güneş e, panelleri ihraç ediyorsun dünyaya. En büyük üreticilerden bir tanesi olmuşsun. Ya bunu 4-5 yıl önce konuşsak kimsenin aklına gelmezdi herhalde böyle bir şey. Ne gerek vardı denirdi. Ama özel sektör de bu gidişata ciddi bir uyum sağlamış durumda. Yani dünyanın sayılı tesislerinden bir tanesi kuruldu. Rüzgar türbinleri Türkiye'de yapılıyor. Evet. Yeni yatırımlar çekiyor. Evet. Türkiye'de yapılması konusunda. Enerji var içeride enerji. Evet. Enerji. Dolayısıyla bunun da işte Türkiye'nin elektrik talebinin %10'unu karşılayacak. E, santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor. Sıfır emisyonla çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek. İlk ünite 2023'te devreye giriyor. Kalan 3 ünite de 2026 sonuna kadar faaliyete geçecek. Yani 2023 itibariyle biz doğalgazda doğalgaz rezervlerimizi kullanılmasıyla birlikte nükleri de hesaba katarsak bir mesafe kat edildiğinin teyidini alacağız. Bunlar şu anda yatırım. Henüz sonuç almadık. Yani temiz enerji hariç şu e, rüzgar ve güneş hariç. Ama yani buradan da sonuç aldığımız zaman Türkiye işte bu çeyreğin sonuna doğru bambaşka bir ortam bekliyor bu anlamda. Yani bunu da ıskalamamak lazım. Peki yani tabii bunlar hani Üretilenler. Diğer taraftan dediğimiz gibi Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi. Bir de bugün Avrupa'nın belki de en büyük problem yaşadığı, Türkiye'nin bu anlamda biraz daha şanslı olduğu, biraz değil de çok daha şanslı olduğu bir konu. Doğalgaz boru hatları Türkiye'de. Türkiye tek bir ülkeye bağımlı değil. Evet. O grafiği de getirirsek ekrana. Hatta büyük <laughs> verebiliyor muyuz? Barkosu var mı? Barko şeklinde. Tamam bunu daha biraz daha büyütelim. Hatta tam ekran olarak verelim de daha net görülsün. E, büyük olarak görülmesi zor. Şimdi bir, bir yukarıdan gelen Rus gazı var. Değil mi? Rusya'dan gelen gaz var. Bir, Türk akımı şu hemen üst tarafta yukarıdan gelen e, Kıyıköy'e gelen Türk akımı. Bir de Durus'dan gelen mavi akım. Rusya'dan iki tane boru attı Var. Diğer taraftan geliyoruz Azerbaycan'a. Azerbaycan'dan gelen bir boru hattı söz konusu. Bakü-Tiflis Ceyhan, Ham Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis Erzurum Doğalgaz Boru Hattı. İki tane hat geliyor. İran-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı. İran'dan gelen bir doğalgaz var. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı. Bir de tabii elenciler var. Onları da. Ee, unutmamak lazım. Elenci, elenciler de var. Ee, onu da söyleyelim. Yani bugün tabii gözlerde biraz bozuldu küçük, küçük gözüküyor. Yaşlanıyoruz. yaşlanıyoruz. Onun etkisi var. Ama Erdoğan Turan burada hani diyoruz ya Almanya'nın yüzde 50 al, e, Rusya'ya bir e, doğal gaz bağımlılığı. Evet. Yani Türkiye'nin de evet doğal gaz bağımlılığı dışarıda var ama. Bunu ülke çeşitlendirmesini yaparken işte ne oldu? İran gazı kıstı. Etkilendik mi? Tabii ki etkilendik. Ama e, diğer ülkelerden tedarik edebiliyorsun. Ki Azerbaycan burada tabii çok e, önemli tabii, bir. Tabii çok büyük bir partner. Yani kardeş ülkenin desteği çok başka. Tabii. Ama dediğin gibi yani tek bir ülkeye ve o tek bir ülkenin nasıl diyeyim keyfine kalmış bir hal yok. Yani bir sorun yaşadınız diyelim uluslararası ilişkilerde. Bugün Rusya'nın batıyla yaşadığı gibi bana iyi kapatırım dedi ve şok yaşıyorsunuz. Böyle bir şey değil. Etkilenmek başka bir şey, şok yaşamak başka bir şey. Şu anda yaşadığımız yani bizim İran gazının kesilmesi de bir dönemde yaşadığımız şey bir şok değildi. Olumsuzluğunu yaşadık elbette. Her sene yaşanan hatta böyle ya işte. her sene zaman zaman yaşanan bir durum. Oluyor ama bu tabloda bizim gördüğümüz şey doğal gaz boru hatlarıyla döşenmiş bu ülke. Ee, akımların geçtiği bir ülke olmuş. Şimdi sıra da Batı madem Rusya ile böyle bir çetrefilli bir hale düştü. Bu iş böyle enerji, elenci yatırımlarla vesaire olacak gibi de değil. Uzun vadede sorunlu bu iş. Ee, mesela Akdeniz'deki gazı biz nasıl alabiliriz? İran'da sorunlarımızı çözelim nasıl alabiliriz? Acaba, acaba Azerbaycan olabilir mi? Bunlar hepsi soruluyor şu anda. Ama ilk akla gelen şey Batı'nın Akdeniz'deki İs İsrail gazını şey yine Türkiye üzerinden alması gibi bir çözüm. Evet. Ya Bu da tabii en az iki yıllık bir yatırım gerektiriyor ama kalıcı bir çözüm aranıyorsa ilk akla gelen fikir buydu. Ne oluyor? Türkiye bir enerji aktarım üssü gibi. Çünkü doğumuz yani enerji merkezi. Rusya, Azerbaycan, İran, Irak e bu ülkelerin ekonomik sorunları var. Bu ülkeler de ekonomilerini enerjiye e, bağımlı halde tutuyorlar. Rusya'yı bir derece tutmayalım o da hadi neyse. Ama sonuçta o ülkelerin de bu gazı satma, bu petrolü gönderme niyetleri var. Biz bu niyetlerin buluştuğu bir yer olma durumundayız. Savaşla birlikte ortaya çıkan tablo buydu. Daha biz Akdeniz'den haber almadık. Yani Akdeniz'deki e, tarama faaliyetlerinden bir sonuç çıkartıp ya da biraz biraz daha çetrefilli bir bölge ya. Herkes ayrı bir hak iddia ediyor. Fakat orada da çok başka bir güç var. Ama netice itibariyle şu bölgede Avrasya'da Avrasya'da enerji ile ilgili bir plan yapıp da işin içine Türkiye'yi katmamak çok zor artık. İster yatırım, ister depolama, ister hap, ister işte nasıl diyeyim yeni partnerlik aklınıza ne geliyorsa o çözümün mutlaka bir yerinde Türkiye var. Yani bu da coğrafya kaderse güzel kader. Evet ama işte bu coğrafya bir kader. E, coğrafyanın kaderini de belirleyen sonuçta e, at, yapılan yatırımlar ve e, hani atılan adımlar. Şimdi sadece coğrafya olarak bırakırsanız o coğrafyanın üzerinde başkaları e, resim çizer. Kader gayrete aşıktır demişler. Yani böyle kaderimiz bu deyip de işgal etmeden bir şey yapamazsa olmaz yani. Ama sonuç şu ne kadar bereketli bir hal var. Bir şey yapmaya kalktığınız zaman sonucunu çok hızlı alıyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Neter ki niyetiniz olsun. Bereketli topraklar. Evet. Peki şimdi ciddi anlamda böyle bir e, yani bunların hepsini koyduğumuz zaman aslında şunu görüyoruz işte yenilenebilir enerji bunun içinde işte rüzgarı, güneşi sıfırdan geldiğiniz yüzde onluk paylar ve toplamda güneş ve rüzgarda yüzde yirmi kömür yerli kömür kaynaklarının kullanılması ve yerli kömürün elektrik üretiminde kullanılması adımı e, doğal gaz çeşitlendirilmesi Karadeniz'de doğalgaz gaz bulunması, kendi gemilerinizle arama tarama yapılması, Akdeniz'de yine aynı şekilde nükleer enerjiyi devre, nükleer enerjinin devreye sokulması, tüm bunlar e, bugünden yarına olabilecek bir iki yani böyle bir senede olacak veya işte 3-5 ayda olabilecek şeyler değil. Bunun için bir plan yapılması, bir e, vizyon olması, bir strateji belirlenmesi gerekiyordu ve 2023 itibariyle son eklenecek nükleer ve Karadeniz gazı ile birlikte aslında o büyük planın artık ete kemiğe büründüğü bir döneme giriyoruz. Bu çok büyük bir dönüşüm, Bu çok büyük bir değişim. Yani bunun farkında olmak lazım. Yani Türkiye'de işte 100 yıllık cumhuriyet tarihi döneminde hiçbir jenerasyonun şahit olmadığı bir dönüşüme şahit oluyoruz biz. Yani bu dönüşümün anlamı, değeri çok yüksek. Türkiye'de yapıp ettiklerimiz, ürettiklerimiz, sattıklarımız, yediğimiz içtiğimiz, aklına ne geliyorsa bunu yapmak için hep bir derece dışa bağımlı bir ekonomiden bahsettik biz. E, yabancının parasına ihtiyacımız vardı, yabancının petrolüne ihtiyacımız vardı, gazına ihtiyacımız vardı gene var. Ama bunu azaltma hali var artık, bunu azaltma imkanı var. Hiçbir zaman bütün ihtiyacını, enerji için söyleyeyim, yerli kaynaklardan sağlayabilmiş bir ülke olamayız şu kısa vade için söylüyorum. Bunu zaten beklemek söz konusu değil ama bir şeyler yapıldığını görmemek de çok büyük körlük. Türkiye'de eğer ekonomi anlamında bir şey değişecekse ancak böyle büyük bir dönüşümün sonrasında bir evrim değişikliği söz konusu olabilir. Hani Türkiye'nin böyle yıllardır yakasına yapışıp kalan işte cari dengedir, odur budur, hani büyük problemlerin çözümü için Kökte böyle bir büyük problemi ortadan kaldırıyor olmanız lazımdır. Kök sebep, her şeyin kök sebebi. Hep sonuçları konuşuyoruz, derdimiz evet. bu zaten. E, Türkiye'nin daha fazla üretim yapabilmesi için ki mesela bugün Almanya şunu diyorsa eğer e, sanayi şirketleri e, vanayı kısmaya e, çok şey değil, e, isteksiz vanayı kısabilirler, tasarrufa gidebilirler diyorsa üretimi kısacak anlamına geliyor. Türkiye böyle bir şey yaşamıyor, üretimi devam ettiriyor. Evet. Üretimi devam Neredeyse ettirmenizin çok yüksek kapasite ile yani üretimi devam ettirmenin tek yoluysa o gelen enerjinin kesilmemesi yani tabii başka şeyler de var evet, ama tabii. ilk ilk hani ilk başta o şeyin dönmesi lazım Çarkın dönmesi gerekiyor şimdi bunu sağlayabildiğiniz müddetçe üretim yapabiliyorsunuz sizin dışa bağımlılığınız biraz evvel söylediğin azaldığın müddetçe senin cari açığın ve dışarıya verdiğin harcadığın para yani kazandığın doları turizmle sattığın ürünle kazandığın doları bin bir emekle kazandığın doları veya euroyu veya başka bir parayı dövizi diyelim gidip de başka ülkeye başka ülkeye verip de o ürünü almak zorunda kalmıyorsun. Dolayısıyla o içeride kalıyor. Tasarruf. Yani pastanı böylece büyütüyorsun. Büyütüyorsun. Paylaşılabilecek pasta büyüyor. Bizim derdimiz bu değil mi zaten? Bir şeyler yapıyoruz ediyoruz fakat Pastayı böyle büyümüş mü diye bakınca... ...ya tamam büyümüş ama nette ne kalmış bize deyince... ...ya bizim paydaşlarımız var diyoruz. O paydaş da gelip bizim bu üretimimizden pay alan. Doğal olarak alması gereken. Çünkü o üretimde işçi burada, ham madde burada... ...param da burada ama elektrik yok. Bunların hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Oradan başlıyor işte. İşte o yüzden buradaki yatırımları... ...çok değerli buluyoruz derken... ...bu kuru bir ezber değil. Şimdi o üretim istihdamı getiriyor. istihdam sağlıyor. Oradaki üretim... Daha doğrusu size sizin yarattığınız işte enerji dışa bağımlılığın azalması dönüyor dolaşıyor enflasyonu da düşürüyor. Sonuçta hani biz enflasyon diye bugün konuştuğumuzda neyle başlıyoruz yine? Akaryakıt fiyatlarıyla başlıyoruz. Evet. Enerji fiyatlarıyla başlıyoruz. Enflasyonun düşmesinde de asıl hani e, en önemli şey çözüm dışa bağımlılığın azalması, kendi üretiminiz, üretmek. Çünkü e şöyle olabilir. Bugün bazı ülkelerin yapabileceği gibi. Eğer akaryakıtlı fiyatlarının yükselmesiyle, petrol fiyatlarının, doğalgaz fiyatlarının yükselmesiyle yaşadığınız bir enflasyon varsa devlet devreye girip eğer üretim gücü varsa o ülkede o üretimden alacağı payı düşürebilir, şirketlere yeni düzenlemeler getirebilir. Yani sevimsiz görünebilir de yapabilir bunu yapmak istiyorsa. Ama kaynak yok. Tamamen dışarıdan alıyorsun yapacağın hiçbir şey yok. Ve senin bu fiyatlar yükseldikçe ödediğin fatura daha da yükseliyor. Hiçbir şey yapma. Aynı ekonomik aktivitenin, o aynı temponun korunduğunu farz et. Fakat enerji maliyetleri yükseliyor, senin dışarı ödediğin paranın miktarı artıyor. Daha fazla, daha yüksek fatura ödüyorsun. Senin cari açığın daha fazla. İstediğin kadar ihracat yap. Dış ticaret dengesinden aldığın katkı başka bir şey. Fakat burada enerjiye ödediğin bedel o 50-200 milyardı herhalde bu sene 60, -60 milyar rahatlıkla geçecek. Tamam burası güzeldi ama buradan da bizden almışlar, gitmişler diyoruz yıllardır. Bunun değişmesi lazım diyoruz işte. Evet, bir genel toparlama aslında. Bir özet yapmış gibi olduk. Peki Avrupa'da şu anda hangi tedbirler alınıyor? Ona ilişkin bir grafiğimiz de var. Avrupa'da alınan tedbirlere bakıyoruz. Şimdi dediğimiz gibi Almanya bu konuda en çok etkilenen ülkeler, ülkelerin başında geliyor gaz tüketimini azaltacak Almanya ve depolama kapasitesini arttıracak. Hollanda kömür yakıtlı enerji santrallerinde uygulanan üretim sınırlamasını kaldırmış. Danimarka 3 aşamalı acil gaz tedarik planı devreye almış. İtalya acil durum planı devreye alınıyor diyor. Hepsinde Herkes de, alarmı, alarmı düğmeye basmışlar. Evet acil durum moduna geçmişler. Bugün basılmazsa bu kış geçmez çünkü. Başka çağrı yok. Şimdi kömür yakıtı enerji santrallerinde uygulanan üretim sınırlamasının kaldırılması çok ilginç. Yani bu bir çaresizlik. Aslında batı veya işte temiz enerji olsun diyen insanlar e, özde o niyetten vazgeçmiş değiller. Biz de istemiyoruz. Çevreyi kirleten doğayı, dünyayı kirleten enerjiyi. Ama bugünkü çaresizliğin de farkında olmak lazım. Kur inadın kimseye faydası yok şu aşamada. Ama gördüğümüz kadarıyla Avrupa ciddi bir panik halinde şu an. Enerjide bir derece kendi ayaklarına sıktılar. Bir derece konjöktür önlerine getirdi bunu ama e, iyidir. Alarma bugünden basmak iyidir. Hazırlık yapma imkanınız var bir derece. Yoksa e, salgın döneminin rahatlığı ya da son 20 yılın rehavetiyle iş yapmaya devam ederseniz başınızı çok büyük belaya sokacaksınız. Peki. Şimdi e, Amerika'nın gündeminde de akaryakıt fiyatları var. Buna ilişkin bugün hatta eee Biden'ın ABD Başkanı Biden'ın benzin üzerindeki 18.4 cent'lik federal vergiyi geçici olarak askıya alması bekleniyor. Evet. 18,4 cent. Galon ne kadar? 5 dolar. Çok Amerika değilmiş. Birleşik Devletleri'nde 5 dolar. Yok yani devletin vazgeçtiği pay çok yüksek değilmiş. Çok yüksek değil. E, Kaliforniya'da galon ne kadar? 7 dolar. Yaklaşık bir galonda e, 3,5-4 litre aralığında. 3,7 litre. Hı hı. Bir galon. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde işte e, Los Angeles'ta ve diğer yerlerde 5 dolar. Kaliforniya'da 7 dolar galonu. Ve bunun üzerindeki 18,4 sentten vazgeçecek. Buna ilişkin bir çağrı yapması planlanıyor. E, kaç gündür bunu konuşuyor dünya. Ama şöyle de bir durum var. Bunun hiçbir işe yaramayacağı, e, çok sınırlı bir etkisi olacağı konuşulan konuların başında geliyor. Yüzde kaç indirim oluyormuş? onu hesaplayacağım ben. 18 18 cent dedin değil mi? 18.4 cent. Hadi 18 19 cent. 19 cent'ti yani. 18 sent dedim. E, 5 dolardan. 5 dolardan hesapla evet. 5 evet. Dolardan 4 bile değil. Yani. İşte bu da zaten bunun yani bu indirimin en çok konuşulan konu akaryakıt istasyonları tarafından fiyatlara yansıtılmayacağı konusu. Bekleniyor. İşte yani. hani bizde de yaşandı ya bazı ürünlerde KDV, KDV indirildi. Hı. Biz hissettik mi? Hayır. hiçbir şey hissetmedik neredeyse. Kime yaradı bu? İşletmeye yaradı. Devlet bu işten zararlı mı Evet zararlı aynı aynı durumu aynı ihtimalle kim yaparsa yapsın yine aynı cümlelerle ifade edeceğiz Çünkü bu yine e, şey değil e, sorunu kaynağından çözecek bir değil ama hükümetler bir derece ya yani bir şey yapmamız lazım diyorlar Her doğal bir olarak bir şey yapmamız lazım Çünkü e, neden yaz aylarında böyle bir indirim gündeme geliyor Çünkü çok büyük hareketlilik oluyor ABDde yani ülke içerisinde çok büyük bir iç turizm canlılığı Tatile çıkışlar, uzun yol sürüşleri. Bir de orada e, araç bağımlılığı çok yüksek. Çok yüksek doğal olarak. İnsanların alım gücünü korumak için küçük bir destek gibi değerlendirmek lazım. Ama bunun böyle olacağını da söylüyorduk. Yani ülkeler, hükümetler, devletler e, bütçelerine katkı gördükleri kalemlerden vazgeçecekler. Başka çare kalmıyor. Bu da bir destek aslında ama işte şey değil derde derman mı? Yani vazgeçti devlet de alacağından vergisini indirdi vesaire e, çok ciddi bir rahatlama oldu. Bunu Petrol kimse fiyatı yani. e, iki, iki yerinden oynasa o yani zaten çok ufak bir şey 18.4 sent diyorsunuz onun etkisi zaten silinip süpürülecek. ABD hazine bakanı da diyor ki yalın mükemmel olmasa bile enflasyonu çözmenin bir yolu olarak görülmesi gerektiğini ve indirimin tamamının tüketicilere yansıtılmayabileceğini söylüyor. Yani aslında Genişki tam var. ne dediği de anlaşılır. Yani bu, bu açıklama. Yani böyle dediyse eğer işte çevirden alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani. Yet ya çeviri problem var ya da e, söylüyor e, ama kendisi inemiyor. Yani enflasyonu e, işte indirim tamamı tüketicilere yansımaz diyor. Ama yani değerlendirilmeye de değer diyor enflasyonu düşürmek için. Yani, yani bir şey yapmadık da diyemezsiniz diyorlar. Evet. Yani bir şey yapmadık da değil. Ya, tabii ki bir şey yapmamış değiller. Bunu öyle de söylemeyeceğiz elbette ama. Bunu işte bunu enflasyonu düşürecek bir konu olarak ko konuşmak da benim için sebebi. Çok basit. Şu, yani düştüğümüz hale bak. Dünyanın en büyük ekonomisinde enflasyonun geldiği noktada e, öyle bir hal var ki. 18 sentlik indirimin heyecan yaratacağından bahseden bir işte hazine bakanı. <laughs> ABD bunu başkanı. başkanı ve bu hale gelmişiz. Konuşan bir dünya bunu bir haftadır. Bundan heyecan mı duyacağız ABD'de? Ya burada asıl yine bir şey çok büyük yani asıl tablo ıskalanıyor. Üretimi arttırmak için ne yapıyorsunuz? Problem yani ne yapıyoruz? Üretim artmadıktan sonra diyelim. Vergiyi almışsın almamışsın. Ne ifade edecek? Amerika'nın en büyük petrol üreticilerinden Chevron'un üst yöneticisi Mike Word demiş ki, Biden'a yönelik bir mektup kalemi almış ve burada. Endüstrimizi enerji üretimini arttırmaya çağırdınız, katılıyoruz, beraber çalışalım. ABD enerji sektörünün ülkemizin daha fazla enerji güvenliği, ekonomik refah, çevre korumasına doğru bir yolda ilerleyebilmesi için yönetiminizin işbirliğine ve desteğine ihtiyaç var. Ee, bu eleştirileri reddediyoruz diyor. Büyük petrol şirketlerine yönelik eleştirileri var. Biden'ın. Evet. petrol fiyatlarını aşağı çekmek ve arz arttırmak için yaklaşım değişikliği gerektiğini ifade ediyor. Ee, Biden da demiş ki çok hassas değerlendirilmesinde bulunmuş e, Chevron'un üst yöneticisiyle ilgili duygularının bu kadar kolay inceneceğini bilmiyordum demiş biraz <laughs> dalga geçmiş herhalde bundan Ondan sonra e, Biden geçen hafta petrol şirketlerinin arz sıkıntısından yararlanarak karlarını arttırdığını açıklamıştı onu konuşmuştuk e, ve Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell'in aralarında bulunduğu şirketlere mektup yazmış petrol şirketlerini üretimi arttırma çağrısında bulunmuştu. Ve en büyük petrol üreticilerinden Chevron'un CEO'su da diyor ki bu eleştirileri reddediyor. Arz arttırmak için yaklaşım değişikliği yapın diyor. E, haklarını yememek lazım. Şimdi biz salgının önce dünyadaki konjonktürü nasıl okuyorduk? Yavaş yavaş temiz enerjiye geçiyoruz, elektrikli araçlarımız olacak, e, Yenilebilir enerjiye yöneliyor dünya. Fosil yakıtlardan yavaş yavaş vazgeçeceğiz biz. biz Dolayısıyla bunu, oradaki yatırımlar yatırımlarda ya durdu. Şirketler de vazgeçiyor, onlar da farklı alanlara yatırım yapmaya başlıyorlardı. Sonra bir şok geldi. Yani, bu insanlara ya da bu şirketlere de siz üretimi kasıtlı olarak arttırmıyorsunuz diyemezsiniz yani. Ha onlar için fırsat mıdır? Tabii ki fırsattır. Ama yani böyle bir fırsat doğsun diye mi çalıştılar? Yani <laughs> bu da söylenemez elbette. O çarkı yavaşlayan çarkı, olmayan yatırımı geride kalmış üretim tesisinin o teknolojisini neredeyse o dünyanın neresindeyse hızlıca eskisine döndürüp de hadi daha fazla üretim demek çok doğru değil. Yani bu haklılık payı düşük bunun. E, tabii ki şu var. E, ABD'deki üreticileri daha fazla üretime sevk etmek yerine mesela Venezuela ile daha fazla üretim yapmak için uzlaşma yoluna gidebilirsiniz. İran'la barışın yollarını açabilirsiniz. Yani düne kadar size sevimsiz gelen ülkelerle ki bu ülkeler enerji ülkeleri, enerji kaynakları. Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip. Dünyanın en büyük petrol rezervleri bu ülkede fakirlikten kırılıyorlar. Evet. Eziyorsun onları. Demek ki orada bir şey yapılabilirse. Yani bir şey yatırım yapacaksan git Venezuela'da yap. Ama önce o ülkenin bir önünü aç. Sonra git bu şirketler yatırım yapacak zaten. Kim gidecek yani o 7 büyük 8 büyük şirket gidecek oraya. Yani yeni yatırım gerekecekse yani siyasetin de değişmesi gerekiyor. Yani bakış açısının değişmesinden ben böyle bir anlam da çıkartıyorum. Ama olur mu? Çok zor. De... Topu çeviriyorlar ya topu çeviriyorlar. Yani kimsenin enflasyonun düşeceğine inandığı falan yok. Bugün şirketleri suçlayayım. Dün Putin'i suçlamıştım. Yarın suçlayacak bir şey bulurum. Zaman kazanırım. Oyalanırım. Bir şeyler geçer. Enflasyon düşmeye başlar. Biz de yani çok bir şey yapmadan ya bu işin içinden çıkarız düşüncesi var. Çok da dincim. İşte bisiklete biniyorum, düşüyorum ama işte koşuyorum, zıplıyorum çok iyi. Bisikletten düşenin halinden bisikletten düşen <laughs> anlar. <anda. gülüyor> Peki. Bu arada petrol 110 doların altına geldi Brent petrol. çünkü resesyon korkusu var. Beyaz Saray diyor ki şu anda bir resesyon görmediklerini daha istikrarlı bir ekonomiye doğru geçiş sürecinde olduklarını söylüyor. İstikrardan kasıt daha yavaş büyüme ise tamam sorun yok yani daha yavaş büyümeyi istikrarlı büyüme olarak kabul etmek de mümkün. Hı, hı. İstikrar demek her şeyin tap noktada en iyi noktada olduğu anlamına gelmez. Kötünün de istikrarı var. Kötü halin de istikrarından bahsedebilirsin. Şimdi büyümede daha düşük rakamları bekleyen bir piyasa ortamı varken kalkıp da biz işte e, resesyon falan beklemiyoruz demek. Paranın inanmadığı teori bu. Para bu teoriye inanmıyor. İnansa tabi faizleri orada olmaz. Libor faizleri orada olmaz, borçlanma maliyetleri burada olmaz, değişiyor yani. Bambaşka bir hal var ama siyasetin başka derdi var. Peki şimdi e, ABD Hazine Bakanı da eski Hazine Bakanı Summers, Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyesi Lawrence Summers diyor ki, e, ABD'de enflasyonun düşmesi için 5 yıl boyunca %5'in üzerinde bir işsizlik yaşanması gerekiyor. Düşünün. E, 2 yıl %7,5 seviyesinin üzerinde ya da 5 yıl %6 ya da 1 yıl %10 işsizlik görmemiz gerekiyor. Seçenekleri sunmuş. Diyor ki enflasyon düşmesini istiyorsan mesela 1 yıl içerisinde işsizliğini %10'a çıkar enflasyon düşer. Ha, 1 yılda 1 yıla %10 veriyor. 2 yıla %5 mi demiş? Ee, Uzat %7,5. Dur 2 yıla %7,5 demiş. Evet. Eee 5 yıl %6. Evet. Sen seç diyor bunun içinden. Ya yani 1 yıllık şoka razıysan hızlı bir şekilde enflasyon düşsün istiyorsan işsizliğin yüzde ona kadar çıkmasına razı geleceksin. Yüzde üçten birden yüzde ona çıkartacaksın. yani eğer bu işi yavaş yavaş ilerletelim 2 yıla yayalım diyorsan yüzde yedi işsizliğe razı geleceksin diyor seçenek olarak. Ama şey ama demiyor muyduk yani eğer enflasyonla mücadelede para politikası devreye girip hani bir de şimdi mali politikası var o da devreye girerse kaçınılmaz olarak herkesin bildiği sır Küçülmedir. Küçülme eşittir, işsizliğin artması demektir. Yani bundan daha doğan ne var? Biri %5 der, öbürü %7 der, öbürü %10 der, bilemiyorum. Ama işsizliğin artacağı, normal koşullarda, da birlikte işsizliğin artacağı da yani nedir? Yani bilinmeyen bir şey değildir ki. Ama şimdi şöyle bir durum da var. Kim buna razı gelir? Hangi ülkede işsizliğin 3 kat artma senaryosuna... E, o senaryonun gerçekleşmesine yönelik adımlar atması beklenen hükümetten bahsedelim. O olmaz. Bunu kabul etmeyecekler. Ama tabii ki işsizlik artacak. E, Richmond Fed Başkanı, istikrarlı ekonomiye hızlı dönüş beklenmemeli diyor. Beyaz Saray, istikrarlı ekonomiye doğru geçiş sürecinde olduklarını söylüyor. Fed Başkanlarından Barkin'de, istikrarlı ekonomiye hızlı dönüş beklenmemeli diyor. Temmuz'da 50 veya 75 bas puanlık faiz artışını destekliyorum diyor. ABD faiz arttırıyor ama sadece ABD'nin dengeleri değil, bütün dünyanın dengeleri bozuluyor. Yani mesela burada sadece ABD'deki faiz artımı değil. Çok ciddi, 3 kat, 4 kat faiz artışları var şu an dünyada. Borsa İstanbul'un açılışına gelelim, devam evet. edelim. Borsa İstanbul'un açılışına e, gittik. %0.48'lik bir düşü var. 2.563 puanda Borsa İstanbul. Hafif de olsa bir kayıp var. E, kapanışlara baktığımızda, ABD borsaları kapanışına baktığımızda oldukça aslında iyi bir kapanış görmüştük. Yani Dow Jones'ta %2.15, S&P'de %2.45, Nasdaq'ta %2.51'lik bir yükseliş vardı. Ama gelgitler var. dün akşamki kapanışlar güzel. İşte Avrupa ile başladı yükseliş aslında. ABD sirayet etti. Biz artık kapattık. Dün %1.4'lük artısı vardı. Biz yüzün. Dow %2 kapattı artı. İşte Nasdaq %2.5. S&P %2.4. DAX. Şu anda o rakamları burada görmedim. Netice itibariyle dün sanki böyle. DAX %0.20. İngiltere %0.42. Hepsi artıda kapattı. Sanki böyle resesyon riski yokmuş gibi bir fiyatlama vardı. Şimdi tablo değişiyor. Vadeli'ye bakalım. ABD vadeli'lerinde %1'e yakın eksi vardı. Öyle. Şimdi ABD vadeli'lere bir bakalım mı? ABD borsalarına bir vadeli'lere. Borsa İstanbul %0,48 48. Eksi de açıldı. Evet. ABD vadeli'leri %1'in üzerinde eksi de. Asya'ya da bir bakalım. Asya borsalarına. Asya borsalarında kapanışlar nasıl oldu? Eksi. Orası da kırmızı. Ya, kapanmayan yerler de vardı. Evet, yani ama kırmızı. Evet. Hong Kong yüzde ee... iki, Güney Kore yüzde üç'e yakın, Hindin Çin yüzde bir, Hindistan yüzde bir. Avrupa'nın vadellerine bakıyorum, Dax yüzde bir buçuk, Nikarant yüzde bir nokta altı. kapanış bir eksik. Vadelleri eksi Yüzde bin eksi. hmm. üzerine eksiler var şu an vadeli evet. tarafta. Yani dün artı bugün eksi Ne oldu? Ne değişti? Hava bir gün iyi, bir gün kötü. Hava aslında anlaşılabilecek bir hava değil, problem orada. Yani. Yani böyle e, bir senaryo. Borsa senary İstanbul'da Bir senaryoyu alıp o senaryonun üzerine bir şey inşa edip tamam burayı kilitledik, gidiyoruz. Demek mümkün değil. Her gün başka bir hikayeyle, ama aslında özünde aynı hikayeyle gidiyor dünya. Yani dünden bugüne e, borsaları bu kadar hareketli kılacak bir veri, bir açıklama, açıklama, bir gelişme var mı? Yok. Ama şu var. Bu gelgitler hayır alamet değil onu söyleyelim. Yani bu kafa karışıklığı, bu bilinmezlik bir derecede ne yapacağını bilememe hali olarak da düşünülebilir. Bu artılar, e, ertesi gün eksiler. Arada trade edenler için inanılmaz fırsatlar veriyor bu. Yani o, o yani o herkesin de Herkesin harcı değil. Problem orada zaten. Fakat İki gün üst üste artı kapatamayan ya da iki gün üst üste eksi kapatacağından emin olamadığımız bir borsa konjonktüründen bahsediyoruz dünya için. Döndü ya. mü dönmedi mi herkesin yani heh, bu sefer galiba işte dibi gördük dönüyoruz dedi yan Ya Şey gibi diyebilir miyiz yani, yani dışarı çıkacaksınız e, havayı kestiremiyorsunuz üstünüze ne giyeceksiniz yani yağmurluk alacak mısınız? Tişörtle mi çıkacaksınız spor ayakkabı mı işte terlikle mi çıkacaksınız Ay, ayakkabınız nasıl olacak? dışarıyı bilemiyorsunuz ve her seferinde ya yağmuru yakalanıyorsunuz ya denk ya da çok telliyorsunuz Ya da bütün bu seçenekleri alıp sırtımıza yükleyip ağırlaştırıp sokağa çıkacağız. O da taşınacak yük değil. <laughs> bu yük taşınamayacağı için problem burada. Yoksa düşmüş çıkmış bana göre hiç önemli değil. Bugünün borsa fiyatlamalarının yani artısının eksisinin bana göre çok fazla bir anlamı yok. Ama dışarıda çıkmak istiyoruz. İstiyoruz ama eldeki imkanlarla dışarı çıkıp dışarıda kalma gücümüz var mı? Yani önümüzdeki tablo ne? Hani 15 günlük 20 günlük hava durumu çıkıyor ya önümüze. Bu evet. hava durumu çok iyi bir şey göstermiyor bize. Adamlar diyorlar ki biz faiz arttırmaya devam edeceğiz. Sizin yaşadıklarınız bizim umurumuzda değil. Siz korkmuşsunuz, pısmışsınız, ürkmüşsünüz veya i̇şsizlik coşmuşsunuz. Yüzde, yani şeylere bakar mısın? Yani, e, önerilere yüzde on işsizlik Kusura mi Kusura bakmayın diyor. Yüzde yani. yedi buçuk mu? Yüzde beş altı mı işsizlik istersin diyor. Kusura bakmayın biz bunu yapacağız diyorlar. E bunu yapacağınız dediğin yerde de bütün dengeler bozuluyor. Ee, salgın döneminde yüzde %1'in altına inen o faizler, borçlanma faizleri bugün %3'ün üzerinde. Ve bütün dengeyi bozuyor bu. Bütün dengeyi bozuyor. Amerika'da konut satışlarında ciddi fren var. Ha Onu soracaktım. Yani bu bir işaret. Nedir bu? Yani... Evet, çünkü borçlanma maliyetlerinin 3 kat arttığı bir ortamda gelirin 3 kat 4 kat artmıyorsa o yükün altına giremezsin kolay kolay. Bu ABD için yani gelişmiş bir ekonomi için geçerli. Bizim gibi ülkeler için de daha kötü bu. Bizim borçlanma maliyetlerimiz çok daha yüksek. Şirketlerin borçlanma maliyetleri düne göre çok daha yüksek. Bir de bizim işin içine CDS'leri de katarsan yani çift haneli rakamlardan bahsediyoruz biz Türkiye için. Bu iyi bir tablo değil. Yani şöyle düşün. Üretim için finansmana ihtiyacım var ve finansmanın maliyeti çok hızlı bir sürede katlandı. Senin karlılığın katlandı mı? Veya senin o karlılığı koruma gücün, potansiyelin var mı? Sonuçta bu hatırladığım var. Dünyanın her yerinde ekonomiyi yavaşlatacak. Bizim pazarlarımızın etkisi olacak. O zaman ister istemez, ister içerideki tedbirlerle, ister konjonktürle, dışarıdan gelen haberlerle, gelişmelerle herkes ayağını frene doğru koyuyor. Bu borçlanma maliyetlerin yükselmesi borsa için de iyi bir şey değil. Bunu en net e, teknoloji hisselerinde görüyoruz. Borçluk evet. oranları yüksek şirketler. Nasdaq'taki şirketlerin çoğu yani zaten ki endeksin kendisi. Ay yani ayı girmiş durumda. Ve bunu böyle nasıl diyeyim? Ya ayı girmiş. Döner buradan. Bu böyle olmuyor. Kolay olmuyor bu dönüşler. Bir günlük dönüşle, iki günlük dönüşle borsalardaki düşüşün sonuna gelindiğini söylemek yani bana göre cesaret ister. Asıl cesareti borsa İstanbul'da yerli yatırımcı gösteriyor zaten. Resmen şov bu. Yani dünyada bu kadar hengamenin, bu kadar tantaranın koptuğu bir ortamda endeksin %39'a %40'a yakın getiri yakalaması Bambaşka bir motivasyon. O da bizim enflasyonumuz. Başka bir şey değil. O yüzden içerideki yatırımcıyı takdir etmek lazım. Çünkü bu kadar endişenin, bu kadar maliyetlerin arttığı ve artmaya devam edeceği bir ortamda borsadaki getiriyi e, hafif almak da eksiklik olur bence. E, dediğim gibi biraz evvel İngiltere mesela, İngiltere'de de konut satışlarında düşüş var. Bu da çok e, nasıl diyeyim daha önce bir saniye, evet. Emlak fiyatları yavaşlamış. Ocak ayından bu yana en düşük oranda artmış İngi, İngiltere'de ev fiyatları. Artıyor da çok daha yavaş artıyor. Yavaş artıyor. ABD'de de ikinci el konut satışları da iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiş. Yani çünkü, çünkü insanlar bu faiz artırımlarına karşı kendilerini e, harcamaya, tüketmeye güçlü bir yerde bulamıyorlar. Yani enflasyon nedeniyle bu tarafa doğru ciddi bir yönelim oldu ki Türkiye'de de oldu aynısı. Evet. E, faizler Avrupa'da yükselmeye başlayınca bu sefer kendilerini geri çekmeye başladılar. İngiltere e, son kaç yıl? 2011'den bu yana mı? 2002'den bu yana mı? Ne? Yani yılların, 10 yılların en yüksek faiz ortamına geldi şu anda. Ve İngiltere Merkez Bankası da durgunluktan bahsediyor. Şimdi durgunluktan bahsedilen ve yüksek enflasyonun olduğu faizin yükselmeye başladığı bir ülkede doğal olarak biraz kabuna çekilirsin. Zaten sistem sana harcama diyor. Yani İngiltere Merkez Bankası faizleri arttırarak harcama diyor sana yani. Tasarruf etlemek istiyor. Bu da enflasyon üzerindeki muhakkak etkisini gösterecek. Hani enflasyon düşecek diyoruz ya. Bir gün düşecek elbet. Bu tabii ki talep enflasyonunun baskılanmasıyla olacak büyük oranda ama asıl hikaye üretim maliyetlerinin düşüp düşmeyeceği ile ilgili. Ona da Vakti gelince bakacağız elbet. Şimdi e, hani biz diyoruz ya biraz evvel hem işsizlik hem de büyümeye başlayacak. Amerika'da ve işte uluslararası şirketler bu endişeler nedeniyle frene bastılar ve işten Çıkartıyor. çıkarmalar başladı. Mesela e, söyleyeyim küresel insan kaynakları hizmetleri veren Challenger'ın verilerine göre Amerikalı işverenler geçen ay 4400 kişinin işine son vermiş. Ocak-Nisan dönemine göre yaklaşık 9 kat daha fazla işten çıkarma olmuş. Kripto para borsası Coinbase çalışan sayısını %18 azaltacağını duyurdu. Yine kripto para platformlarında BlockFi yaklaşık %20 azaltacağını duyurdu. Siber güvenlik firması OneTrust çalışanlarının %25'ini işten çıkar çıkaracağını duyurmuş. Devam ediyorum. Fark Spotify. Evet. İşe alımları %25 azaltacağını duyurmuş. Facebook, Amazon işe alımları yavaşlatmış. Senin sevdiğin e, Elon Musk, Tesla maaşlı çalışan sayısını önümüzdeki 3 ay içinde %10 oranında azaltacak demiş. Bu arada resesyonla ilgili de yorum yapmış Musk. E, peki başka? Gayrimenkul sektöründe çalışan sayısını Amerika'da Kompas ve... Redfin %10, %8 azaltıyor. Wells Fargo işten çıkarmaya başlamış. İngiltere'de BBC bin çalışanıyla yollarını ayırmaya karar vermiş. Credit Suisse yine aynı şekilde İtalya'da Telekom, İtalya 2024'e kadar 1 milyar euro tasarruf planı içinde gönüllü bir erken emeklilik planı ortaya koymuş. Uzuyor da uzuyor. Farkındaysan salgın döneminin popüler şirketleri veya teknoloji popüler özellikle. sektörlerinde bir yorgunluk var artık. Fed'in başlattığı bu faiz arttırımlarıyla birlikte en fazla olumsuz etkilenecek şirketler küçülmeye doğru gidiyorlar. Başka çare yoktu. Yani dün yediklerinin faturası geliyor. Fakat bu fatura çalışanlara kesilecek. Daha faiz arttırımlarının başındayız. Daha başındayız. İlk tur işsizlik akamlarını konuşmaya başlıyoruz. Yüzde 10, yüzde 20 eleman çıkartılmasından bahsediyoruz biz. Gelir arttırımı beklenirken, gelir arttırımı ya bu çalışanlar zaten salgın döneminde patronları kadar yüzdesel olarak kazanmadılar ki. Yani ama salgın e, bazı sektörlerde bazı isimleri zaten tepeye hızlı bir şekilde taşıdı. Onun bir kısmını geri alacaklar. Bizim derdimiz zenginlerin zenginliğinden ne kadar azalan azaldığı senaryosu değil. Çalışan kesimin gücünün ne kadar korunup korunamayacağı. Burada bir problem var. Daha ilk turdayız faiz arttırımları sürecinde. İlk turda hemen patır patır dökülmeye başladılar. Devam da gelecek ne yazık ki yani başka çaresi yok bu işin. Madem böyle bir şey oluyor fakat işte burada kamu yani sosyal devlet anlayışı işte asıl ihtiyaç olan bu. Yani insanları alım gücünü koruyan e, ne dedi nasıl diyeyim orta kesimi koruyan politikalara ihtiyaç var. Çünkü görünen yol belli. Faizi arttırmaya devam ettikçe bu büyük merkez bankaları bütün dünyada ekonomi yavaşlayacak. Salgın döneminde hızlı koşan en hızlı yorulacak. En önce onlar tökezleyecekler ama bu maliyet artışı işletmeler için kendilerini korumak güdüsüyle hemen bu maliyetleri en hızlı şekilde nereden azaltabilir sorusunun cevabını istihdamda görüyorsa devlet için istihdam problemi vardır demektir. Bakacağız. Evet bu arada yine ilginç haberlerden bir tanesi. Çin'de müşterileri çekmek isteyen bir şirket, konut konut peşinatını buğday ve sarımsakla kabul etmeye başlamış. Takas yöntemi. <laughs> İlginç haberler. <laughs> Peki bir borsa İstanbul'da sektörlere ve sonra inenlere çıkanlara bakalım. Evet, banka, sınayi %1 kayıpta, turizm %1,25 kayıpta, spor ve gayrimenkulde hafif bir yükseliş var. Devam edelim. İkisi, i̇kisi de. İnşaat, bilişim, madencilik yine artıda. Ama kimya, sigorta, gıda da düşüşler var. Biz yüzde en çok artanlar, en çok azalanlar. Kontrolmatik, Doğuş Otomotiv, Global Holding, Enka İnşaat ve Koray. En çok azalanlar. Ereğli, İskenderu, Kardemir, Doğu Aras Enerji, Tüpraş. Dün bir miktar hareketliydi. Çelik, demir, çelik sektörü. İşte Ereğli, İskenderun, İstemir, Kardemir hareketliydi. Yükseliş vardı. Yüzde ikilerin üzerinde yükselişler vardı. Bugünse tam tersi bir hareket var. Orada demir fiyatları tekrar düşmeye başladı. Neden düşüyor? Yine resesyon, resesyon korkusuyla dön, resesyon. yani. Ha bu enflasyon için iyidir ama sonuçta bazı sektörler ve şirketler için bu iyi bir haber değil elbet. Peki bu yani borsa tarafında ağırlıklı hemen demirçilik tarafında bu kadar sert fiyatlanması hani resesyon korkusu sonuçta resesyon olduğunda otomotivde diğer sanayi kuruluşlarında da e, bunlar da etkilenmeyecek mi oradaki fiyatlama? Etkilenecek elbette. Fakat Hı -hı. ama zamanlaması yani, mı? Bu durgunluk için durgunluk senaryoları içerisinde Türkiye'yi nerede okuyoruz biz? Yani büyük bir fren mi olacak? Ee, yani Türkiye'de de yavaşlama olacak ne kadar yavaşlama olacak? Türkiye'yi bu anlamda kestirmek o kadar kolay değil. Yani sene, şu anda yüzde iki buçuk, yüzde üç civarı büyüme rakamları konuşuluyor. Ben yüzde beşlik bir büyümeyi görürsem hiç şaşırmayacağım Türkiye'de. Çünkü şu anda tüketiciler bizde çok canlı. Canlı olmasının sebebi de enflasyon. Tüketici kredileri çok canlı. O kadar canlı ki artık bir fren ihtiyacı geldi buraya. BDDK'dan, Merkez Bankası'ndan vesaire. Göreceğiz bakalım ne kadar fren oluyor. Ama ne olursa olsun Tüketici içeride enflasyonu kendisi için büyük bir risk görerek ileride yapabileceği yapmasını yapmayı düşündüğü harcamalarını öne çekmeye devam ediyorsa bu içeride ekonominin canlı kalması demektir. Sebebi çok doğru gelmeyebilir. Hı -hı. Yani şey olarak mantık olarak ideal olmayabilir ama sonuçta bu sebep bizi canlı ekonomiye götürür sonuç olarak. Bu da şunu dedirtir bize. Tamam dünya yavaşlıyor evet ama içeride ne kadar yavaşlıyor bu işler? Veya bu yavaşlama şu ortam Mesela demir çelik fiyatlarının geri çekilmesi. Ereğliği ne kadar etkileyecek? Bir defa şu soru var. Nereye düşecek bu fiyat? Yani düşeceği yeri kestirmek imkanı var mı? Yani dünyanın ne kadar yavaşlayacağını net olarak söyleme imkanı var mı? Dünya Bankası'na bakıyorsak, IMF'e bakıyorsak evet. Ciddi bir risk var. O yüzden zaten sene başından bugüne Ereğli'nin fiyatında %13'lük yükseliş var. Aslında bu çoktan fiyatlanmış. Peki şu, ben aslında şunu merak ediyorum ve hani zaman onu gösterecek merak ettiğim konu şu. Pandemi de dünya yavaşlamadı. Dünya durdu. Evet. Pandemi de. hatta büyük hani nasıl diyelim daralmalar yaşadılar. Şok yaşadı. Evet. Şok. durdu. Türkiye üretimle yoluna devam etti. Hı hı. Şimdi resesyon. Hı hı. Türkiye yine üretimi teşvik ediyor, destekliyor. Yani yine üretimle buradan ee, çıkar mı? Çıkarsa zaten üretimle çıkar. Başka türlü değil. Ama bu çıkmak tam bir refah kavuşmak değil. Dünyanın hırpalandığı kadar hırpalanmamak demektir. Aynen salgında olduğu gibi. İşte öyle bir şey. Öyle bir şey tam aslında. %1.9 büyüdü 2020'de Türkiye. Hı -hı. Yani her taraf küçülürken. Üretime verilen destekleydi bu. Ya da bakış açısıyla. Bugün de aynısı var. Değişen ne de var? Yani eğer... Ee, salgınla savaşla bahsediyorsak bugün farklı bir şeyle enflasyonla savaş var. Yani savaşın kendisi var. Bununla mücadele ediliyor. Değişen bir şey var ama hatta daha zor bugün. Daha zorlu bir süreç var çünkü bugünkü enflasyon rakamları herkesin elini konunu bağlıyor. Herkesin dengesini bozdu. Yani büyüme açısından evet dünya küçülecek. Türkiye'de de küçülecek. Ama bundan etkilenecek. Muhakkak etkilenecek. Mümkün değil etkilenmemesi. Ama işte dünya yüzde bir buçuk büyürken ortalama Türkiye'yi yüzde üçün üzerinde yüzde beşe yakın büyümeyle karşılayacağız. Yine buradan çıkış yolu üretmek. Üretmek, üretmek ama olabildiği kadar yerli kaynaklarla üretmek. Tüketimle değil, üreterek büyümek. Yerli kaynakları kullanarak büyümek. Bütün mesele bu. Mesela Fitch 2022 için gübre ton varsayımlarını açıklamış. 650 dolardan 850 dolara, 2023 için 450 dolardan 500 dolara çıkarmış. Yani artık hani kredi derecelendirme kuruluşlarının Aa, baktığın, tabii, tabii, baktığı tabii 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 oraya bak. giriyor tabii çok önemli. Bak yani çok güzel bir yere parmak basıyorsun. Rating şirketleri bile gıda ile ilgili detaylara bakmaya başlıyorsa konunun ne kadar hassas bir konu olduğunu herkes fark etsin. Yani gübre fiyatlarına bakıyor. Gübre fiyatlarının nereye gideceğine bakıyor. E, gübre fiyatı tarım fiyatı. Tarım değil fiyatı, yani. gıda fiyatı. Gıda fiyatı enflasyon. Peki Erdoğan Turan ee, tabi bir de Fitch şunu da söyledi. Küresel makroekonomik görünüm yılın başından bu yana Önemli ölçüde kötüleşti, daha da kötüleşiyor diyor. Ee, bu arada EPDK Başkanı dedi ki e, iddialar ortaya atıldı işte elektrik fiyatına yüzde 30 zam yapılacak diye. Hani e, evet, ortaya dolaştı şey. bazı şeyler yine. Kurumumuzun gündeminde elektrik herhangi bir tarife değişikliği yok açıklaması da geldi. Diğer taraftan da orman yangınları maalesef ki yeniden başladı, başladı. Marmaris'te. Orman yangını var, havadan, karadan müdahale ediliyor. Ee, Avrupa'da da Başla. çok ciddi anlamda orman yangınları var. Ee, İspanya'da Haziran'da orman yangınları son yılların ortalamasını ikiye katlamış. Ee, diğer ülkelerde de çünkü aşırı sıcaklık var, 42 dereceyi bulmuş İspanya'da, İtalya'da, Avrupa'da çok ciddi sıcaklık da var. Daha Türkiye o sıcaklıklara daha girmedi. Bir sınava daha giriyoruz yani. Peki, teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.